Tarım Bakanlığı'nda mesela özellikle rica ediyoruz. Biz gittiğimiz yerlerde konaklama belgesini alamıyoruz doğru dürüst. Niye? Oradaki muhtarlar engel oluyorlar. Hani Tarım Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'nden belge alsak bile, ilçe tarihinden konaklama alsak bile gidecek olduğumuz yerden de konaklama belgesini almamız gerekiyor. Bu sefer diğer taraftan konaklama belgesini vermiyorlar. Onun için kendi arıcılarımıza aittir burası. Dışarıdan kabul etmiyoruz diyorlar. Bu sefer ne oldu? Orta Bolu'daki isimler tamamıyla yandı. Bizim angarımız yok burada. Tam bir tadilat yaptığımız kayıklara bir yerimiz yok. Şimdi yeni bir sistemden devletin bize vereceği bir imkan var. O da Balıkçılar Köyü'nde orada işte olacak. Bilmiyorum ne derece ne olduğunu. Su ürünleri, Tarım İl Müdürü bize bu konuda yardımcı oluyor. Oluyor. Evet. Biber üreticisi olarak biberimizi ektik, yetiştirdik, bugünlere getirdik. Ama maalesef ki bir alıcı, bir toplayıcı, bir müşteri bulamıyoruz. Benim tek temennim, tek isteğim ve bütün arkadaşlarımın da tek isteği Şanlı'da bulunan Tarım Kredi Kooperatifimizin bizden bu biberi alması, nakit olarak paraları ödemesi, tek temennimiz bu. Bu durumu dile getiriyoruz ama inşallah Ekim ayında yapılacak olan Tarım Şurası'nda bu konuyu ele alarak başkanımızdan rica ediyoruz. Bizim sesimizi duyar. Lütfen. Karesi Şanlı'dan Tarım Şurası'na selamlar. Buyurun sesimizi. Tarım Bakanlığı'ndan Ekim ayında yapılacak olan Şura'da bize yardım etmesini istiyoruz. Fiyat istikrarının artmasını istiyoruz. Hep sürekli bir düzene girmesini istiyoruz. Biz belirli bir miktarda para kazanmak istiyoruz artık bu işten. Ailecek çalışıyoruz. Babaannem, annem, ablam hepimiz burada çalışıyoruz. Hem okuyorum hem çalışmaya çalışıyorum burada. Bakanlıktan sadece yardım bekliyoruz fiyat istikrarı konusunda. Bu Tarım Şurası'nın yeniden düzenlenmesi çok güzeldi. Üçüncü Tarım Şurası bütün çiftçilere hayırlı olsun. Tarım Şurası'ndan beklentilerimiz çoktur aslında. En son çıkan bu destekler, hibelerden damlama sulama sistemi çok güzel bir şey. Onun devam etmesini istiyoruz. Eskiden millet aşırı sulama, bizim şeylerin tabiriyle, çiftçilerin tabiriyle vahşi sulama yapıyorduk. Şimdi damlama sulamaya geçtik. Ben şahsen bir kuyuda 100 dönüm buğday salma suladığımda şimdi damlamayla 200-250 dönüm sulayabiliyorum. Hem de tasarruf da elde edebiliyorum. 2014 yılından beri Kumanda Yetiştirici Projesi ile tarımda kadın girişimcilerin güçlendirilmesi programında 3. oldum. Hedefim bakanlığımızın düzenleyeceği tarım şurasında çıkan yeni destekleme modelleri ile manda işletmemi büyütmek istiyorum. Tarım şurasının şimdiden herkese hayırlı olmasını dilerim. Kaliteli üretim yapmak için desteklemelerin, gibelerin daha fazla olması lazım ya da doğru kişiyi bulması lazım. Bu da veterinerlerindir, mühendislerindir. Sahaya inip gerçekten bu işi yapabilecek insanlara bulması lazım, destek olması lazım devletimizden ve Tarım Bakanlığımızdan en önemli isteğimiz bu bölgemizdeki yatırımları desteklemesi, daha sıklaştırması, buralarda istihdam olanağı sağlamamız için beraber yani bir şeyler yapmamız lazım. Bakanlığımız buralarda çiftçilerimize destek vermesi lazım. Tarım Bakanlığımıza birkaç önerimiz olacak. İşte basınç sulamalarının artırılmasını, tohum desteklemeleri, tohum gübre fiyatları çok yüksektir. Mazot fiyatları yüksektir. Bu mazot fiyatların çiftçi özel, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere daha da desteklemesini istiyoruz. Basınç sulamada işte damlamalarda hibeler başlamış. O hibelerin daha da devam edilmesini yapılacak olan 3. Tarım Şurası'nda bu saydıklarımızın işte hepsinin az da olsa yapılmasını temenni ederiz. Bütün bu projede etkisi emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkürümüzü sunarız. 3. Tarım Şurası ülkemize ve vatanımıza hayırlı olmasını dileriz. Teşekkür ederiz. İlkokuldan itibaren öğrencilerden keşke tarımla ilgili eğitim verilebilseydi. En azından önümüzdeki yıllarda daha imkanı olur, daha anlardı üretimde. İnşallah tez bir zamanda su damlamamız, toplaştırmamız olur. Daha fazla sıçtırırız tarlamıza, yoncularımıza, ineklerimizi, sarı kızlarımızı bölmemek için. Daha da
fazlaştırmamız için yardımcı olsunlar, sağ olsunlar. İnşallah yaparlar, yapıverirler. Özellikle bu genç projesinden sonra makine, ekipman ve kovan alımından sonra biraz daha rahatladım. Başkasını tavsiye ederim. Arıcılık yapmasını tavsiye ederim. Bir önce Tarım Bakanlığı'nın sulumaya, pazar yerimize, toplaştırmalarımızı yapmasından çok sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunlar yapılırsa bizim için çok mutlu olacağız. Aydot köyümüzün eksiklerinin giderilmesi için hükümetimize, devletimize, milletimize Allah razı olsun çok memnunuz. Bundan bir önce yapılmasına talep ediyoruz.